bayağı. Şak yakaladı bayağı. Evet arkadaşlar, bugün Gölcük'te Kavaklı sahilindeyiz. Arda Buyur kardeşimle. Kendisiyle böyle 5-10 dakika bir muhabbet edeceğiz. Vallahi ben nereden bileyim Kadir Hoca ile sahilde deniz manzarası arkadaşlar şu an. Sahilde seninle şöyle bir sohbet yapacağımızı İzmit'e geldik. İlk defa geliyorum İzmit'e. İnsan... Değişik ama havası. Güzel. Aynen. Güzeldir. Karşımızda donanma var. Oo, her neyse. Çok iyi. Arda'cığım, bu uzaktan eğitim ayakları nasıl gidiyor? Vallahi abi her videoda soruyorsun. Klasik. Bunu da sormadan başlatmıyorsun. Vallahi nasıl gidiyor? İyi gidiyor ya. Uğraşıyoruz sürekli yine. İşte öğrencilerle sürekli ilgileniyorum. Her şey yolunda gidiyor şu anda. Evet. İşte Ramazan ayında olduğumuz için oruç tutacak tüm üyelerimin de programında bayağı uğraştık yani, isteyenlerin, tutanların. Hep revize ettim en baştan. Böyle her şey gidiyor yani. Herkes de mutlu. Yani memnun etmeye çalışıyorum sürekli. Gitgide daha iyi olacak yani. İnşallah. Uğraştıkça. Ama evet, şöyle bir şey var moruk. Senin takipçilerin seni seviyor amına koyayım. Ya beni öyle mi dedi ki? Yok ya, yok şöyle. Şimdi mesela bak, benim takipçilerim de goy goy seven bir tayfa var, tamam mı? İşin doğrusu. Bir de benden böyle çok nefret eden de var, beni takip eden. Bazıları da hayran olup çekemeyenler de var benim. Ama sen de mesela yorumlarında çoğunlukla böyle kötü bir şey ben görmüyorum. Ya hep böyle iyi niyetli bir şey. Seninki belki biraz şöyledir. Yani sen sadece spor adına konuşuyorsun. Evet, belki, ya. Belki de ondan. Belki de ondan. Mesela ben bazen siyasete giriyorum. Spora değişik senin, konular çektiğim sen için. Sen daha sert yapıyorsun ya. Aynen. Sert yapınca öyle oluyor. Ben işte biraz daha böyle yapıcı fikirleri anlatmaya çalışıyorum. Bir de hep böyle iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya onlara. Onu aynen seviyorlar öyle aslında biraz da. Sağ olsunlar yani. Ya gerçekten. Aslında ben de mesela bak böyle çok mesela Kürt meselesi hakkında video yaptım. Yani ben ne Kürtlere hakaret ettim ne kötü bir şey dedim ama insanlar hep şöyle anlıyor, tamam mı? Anlamak istediğini anlıyor. Mesela diyorum ki ben, ya Türkiye'de Kürt sorunu yok kardeşim. Çünkü herkes özgür. Yani benim ne hakkım varsa bir Kürt'ün de hakkı vardır diyorum. Veya yoksa da evet yanlıştır diyorum. Adam onun istediği gibi, ya sen Kürtlere hakaret ettin diyor. Ya oğlum ne alaka yani mesela. Ya oraya çekiliyor bir anda, sen orada şey oluyorsun. Aynen. Yani, anladım. Sonuçta biz orta konuştuğumuz için. Ya bu muhabbetleri de millet anlatanları dinler. Ha, bazıları seviyor, haklı söylüyorum. Bazıları sever, bazıları sevmez. Ya geç, herkes herkesi sevecek diye de bir şey yok. Ya sen yazında içinden bir şey geliyor. Doğru. Yani. Ya, yapıyorsun yani. Ya olay zaten biz yani YouTube'u açarken de siyaset, spor, müzik, kılıyum falan dedik ama genelde siyasetine pek girmedik. Ya benim sahaya sporda kalmam da etken burada. Yani şimdi ben farklı tabii, şeylere girsem. Öyle ha. Şimdi benim kitlemi, beni sevenlerin içinde benim fikrimde olmayanlar da vardır. Ya illa ki düşündüklerimi düşünmeyen de vardır. Otomatikman onların nabzına dokunmadığım için, sert olmadığım için onlar da sinirlenmiyor bana vesaire gibi bir durum oluyor yani dediğin gibi. Ama güzelmiş ha ortam. Ortam güzel öyle ha. Çok da insan yok. Bizim orada var ya İstanbul'da sahiller felaket. Ya burada şöyle, burada kışın kimse olmaz kanka. Hava çok iyi olursa hafta sonu tamam, insanlar belki gelip gider. Ama yazın burası akşam mesela çok kalabalık olur. Şey gözlüğünü takmışsın şekil. Yani gözlüğünü. Biraz bitirim spor, ayağımda spor gözlüğü takmış, askeri çanta. Peki kanka. Donanmaya bir girelim istersen burada. Yine kanka şöyle bir şey soracağım bir selam sana. Selam verelim evet abi. Oğlum laf anlatıyorum ama bakıyorum bir dinle işte. Geleceğe... Şey vardı tamam. Yani geleceğe dönük böyle bir planların var mı kanka? Abi benim yani spor salonu. Tekstil, hani bir de pilavcı diyordun ya. Ya o pilavcıyı sal gitsin. Hangi olarak pilavcı ya? Hani pilav zincirleri açarım düşünürüz. Allah! Tüm planı bozdu şu anda. Aynen. Herkes öğrendi. Abi şöyle söyleyeyim. Ha, tekstil konusu ben bak sana. Ben bu tekstil okudum biliyor musun? Daha komik lisede. Abi tekstil okumak niye komik oldu? Yok hani şimdi sporcu birinin tekstil bölümü ne alaka diye düşünebilirsin. Hani spor yapıyoruz ya falan. Ya öyle denk gelmişti öyle ya. Sen onu belki de çok da isteyerek ya şöyle misin? Güzel bir, o da güzel bir şey. Ya benim planlarım önce işte bu iş, kendi işimize oturtmak, uzaktan eğitim falan. Bak şimdi ben sana bir şey diyeyim mi kanka? Geçen ben bir yerde bir video çektim, tamam mı? Çocuklar tişört satıyor bak. Abonesi kaç biliyor musun çocuğun? 8000'di. Ben lan video çektikten sonra 1500 arttı. Tabii ben de orada yolumu aldım. Doğrusu hani videoda. Çocuklar bak tişört satıyor. Instagram'a atıyor, doğrusu şeyi de yok. Bizim dedi bir tekstilci bir ablamız var dedi, kardeşimiz.
10 adamlar tişört satıyor. Nasıl dedim? Ticaret abi, yapıyor. Ticaret yapıyor. He, ticaret ya yapıyor. Şöyle. O senin mesela, sen de genç adamsın. Senin konseptine de uyar. Ya spor, işte, tişört. Bunların hepsini yapacağız da. Kafamızda var böyle bir şeyler. Ama piyam işini salamın. Spor salonu muhabbetine değineyim. Ben böyle hep hayalimde şey var. Bir salon açayım, ortam süper olsun. İşte böyle YouTuber'lar gelsin, insanlar çok mutlu olsun. Full makara ortam, samimiyet, kasıntılık yok. Hayalim bu. Ama bunun için de şu an bir salon açmak çok pahalı. Bilirsin sen, neden yaptım bu işleri. Ne? Salon kurmak çok tabii pahalı. Tabii canım, hele şimdi çok pahalı. Ha, o yüzden yarın bir gün böyle maddi gücümü kazanırsam, bir yere gelirsem, o zaman ileride bir hayalim var ama sonra. Ama hani yapmak da lazım yani. Hani güzel olur bence. Yakışır da, sen ya de gelirsin. Ya kanka, bence mesela o işe full özgürlükçü böyle olacak ha. Bak şimdi salon nasıl? Full özgür olacak salon. Aynen. Şimdi, şimdi özgür şöyle derken şey, orada üyeleri de kaçırma bakın. Yani genç yaşında o işe böyle ufak ufak başlaman lazım ki anca olsun. Yaş ilerledikçe en iyisini yakalayabilir. Yani geç kaldığın zaman, mesela ben kaç yaşında salon açtım? İşte 42-43 yaşındaydım. 55 yaşında bıraktım salonu. Yani devam ettirmem, yani ne bileyim, hayattan böyle bazı şeyler artık beklememeye başlıyorsun. Tamam, yaş büyüyünce mi? He. Ya ben şimdi 15 yaş daha genç olsam çok daha farklı şey yapardım, bak yapabilirdim. O çevremde var. Ama yaş ilerledikçe bazı şeyden soğumaya başlıyorsun. Cesaret, öyle baktın ki neyse. Cesaret edemiyorsun ya. Her yerde bir iple çıkıyor amına koyayım ya. Gar gar gar. Ne benim amına? Ya her şöyle neyse. Ya niye böyle yapıyorsun? Kanka? Çok agresif. Kanka aleyküm selam. Yürüyüş takılıyorsun ha. Adamsın. Ya şimdi şöyle. Dediğin gibi hırs azalıyor yaş büyüdükçe. Yani. Mesela 18 yaşındaki yaşadığım hırs da şu anki aynı değil. Senin yaşında zaten hani 40'tan sonra, 35'ten sonra iyice gidecektir. Yapacağını yapmak lazım. Yani o konuda biraz acele et derim. Ha bir de bak şunu düşün. Sen şimdi İstanbul'dasın ya. Daha İstanbul hızlı bir yer orası. Bak abi, şimdi hem hızlı. Ne oldu lan? Bak şimdi şöyle bir şey yapmalık. Mesela sen Instagram sayfan var ya. Şişli demiş de oralarda böyle kırları, dağları merak eden gençler vardır. Mesela öyle bir kampanya yapıp mesela para alırsın, getirirsin burada, biz dağlarda gezdiririz tavukları. Mesela yazın. Niye abi? Dağ taşı mı çıkacağız yani abi? Ne var oğlum? Ha, barajın üzerinde derelerden geçecek şey, ne diyorlar onlara? 10 numara bir yer. Nasıl? Çok istemedim. Tamam. Zaten yol bitti ama. Daha nereye gidecek? Bir dönsek mi? Şurası gölge. Bir tura dönelim şöyle. Yol bitti şu anda. Aynen. Şöyle dönelim. Dönelim. Bak şimdi karşıyı gösterelim arkadaşlar. Şimdi bak, burası donanma. Türkiye'nin anasının gözü gemilerinin durduğu bir yer. Burayı niye yapmışlar o kırmızı şeyleri? O donanma değil sahası diyedir. Yok be oğlum, değil daha mi? Yeni koydu lavukları ya. İşte karşıda tüpraş var. Bak tüpraş şurada. Orası bir patlasa var ya, buranın amına kayar. Vapurumuz da geliyor. Vapur seferleri var. Sen mi karşılayacaksın abi? Aynen. Beni yine almaya geliyor lavuklar zaten. Özel uçağın nerede? Ya mevzuyu dağıtmayalım. Bak şimdi o şekilde bir şey de olabilir. Otobüse koyacaksın lavukları. Dağlarda. Bunu yapanlar var ha buralarda. Adamlar bu Yuvacık Barajı'nın üzerine veya bizim köylere çıkartıyor. Yürüyüş yapıyor lavuklar. Öğlen de bir yemek veriyor. İşte ızgara mızgara falan filan. Hatta bir arkadaş var benim. Dağda atı var. Hatta bir video çekmiştim. Ona da o çadır madır yapacağız. Günlük kira verme durumları da var. Peki, hayır şimdi sen beni boş ver de, senin hem sen bu YouTube'a takılıyorsun abi 1,5 yıldır falan. Aynen. Senin böyle var mı YouTube, yok? Sen öyle hani olduğu kadar mı gideceksin böyle, yoksa ileride de bir hayalin var mı? Hani şimdi dersin, ya şöyle, hiçbir hayalim yok. Yok. Neden yok? Bu yaştan sonra ne yapacağım? Ya ne yapacaksın abi yani? Bu yaştan sonra ne olur? İşte arada bir reklam verirsin. Abi, tabii neyi ne getireceğini de bilemezsin. Bir bakarsın 3 ay sonra hayatın çok fazla değişir. Tabii. Yani bu, yani benimki mesela YouTube'a girmem böyle bir planlı bir şey değildi ya ki. Belki bir mizahından, hani komik birisin ya abi, bir film teklifi gelir sana belki bir anda. Ya geçen geldi bu Netflix'e. Oo. Ya kısa bir muhabbet. Ha şimdi onu çekersin, biri gelir farklı bir şey ister. Dersen bu rolde oynarsın abi falan. Yani biz de yolumuzu buluruz, hem daha çok ünleniriz falan filan. Yani hayatın ne getireceğini bilmiyoruz. Biraz da şey oldu, Kadir Hoca'yla hayata dair konular birinci bölüm gibi. Yani ya zaten hayatta bak abi, sen şimdi öyle bir şeydir, tamam mı? Yani hiçbir zaman planlan bir şey, kader derler ya.
Tabii ki bazı şeylere mesela mücadele edeceksin. Ama biraz adam mesela 10 yıl, 20 yıl oyunculuk dersi almış mesela. Bir yere gelemiyor mesela. Bir yere gelemiyor. Bir bakıyorsun benim gibi ne dediğini bilmiyorum bir lavuk çıkıyor. Adam ünlü oluyor, parayı buluyor mesela. Yok mu öyle? Adaletli gibi mi diyorsun şimdi? Ya adaletli mi diyen demek ki kader diye bir şey de var yani. Bu işin o eğitimi. Veya bir bak adam mesela o biçim okullar okumuş, tamam mı? Doktora yapmış, anasının amını yapmış. Bir bakıyoruz ilkokul mezunu bir adam tekstilde paranın amına koymuş. Veya başka bir sektör. Bir sürü var böyle. He. Yani bu demek ki bir nasip meselesi. Ne bileyim ben yani çok planlı da gitmenin bence bir mantığı yok. Her an ters taklaya gelebilir yani. Ya geliyorsun abi yani sen çok iyi bir şey yaparsın, düşüncen olur. Bunu gerçekleştirmeyebilirsin. Bu arada gençler bir isterseniz rahatsız olmazsanız gelin ya bir. Gelin bakayım abi. Sarılayım size ya. Ya valla. Hoş geldiniz. Allah ulan Allah yarak bak. Ben zannettim bana sarılacağım buna koy. Oğlum sen de. Oğlum sen de tam bir zargan hazır amına koy. Yok alamıyoruz be. Siz asker olur misiniz burada? Yok hayır. Yok abi benim babam asker. Kafayı takarsan. Baban mı asker? Baban ne askeri lan bu? Keşke alabilsem ya. İşte sondayız ya. Alamıyoruz ki. Okul var falan. Alırsın ama. Üstüne gidersen. Kanka ne iş yapıyorsun sen? Okuyorum ben ya şu anda. Ne okuyorsun? Mikrofon. Şu an sayısalım. İşte üniversite sınavına hazırlanıyorum. Allah şükür. Tamam. Ya, neyse kıyamın ha. Okuyorsun ya. Üniversite mi okuyorsun? Ya lise son. Üniversiteye geçeceğim şimdi. Lise son. He. Ama bayağı beyefendi on numarasınız. Çok teşekkür ederim. Ben de Kadir abimizi aldık. Öyle bir sahilde dümenden sohbet falan derken. Evet ben de şaşırdım. Size denk geldik yani. Evet. Ben İstanbul'dayım, İzmit'e geldim. Kadir abi şekil takılıyor yine askeri çanta. Doğanmaya götürüyoruz. Bir şey geçen burada askerlere şınav çektirttin. Allah Allah. Sonra onu videoya attın, biri yorum yazmıyor. Abi komutanlar anamızı sikecek o videoyu kaldı. Komutanım dedim amına koyun. Ne olmuş yani askere şınav çektirdin. Denk gelirse bilemem artık. Ya o eskiden abi şimdi kimse sikmez komutanım ama. Vallahi daha bir isteğiniz var mı? Abi ben videolarınızı falan izliyordum. Nevzi'yi uzatmayalım dediğin gibi. Ben ha. Reels videolarınızı falan da görüyordum. Ekstra YouTube'dan videolarınızı izliyordum. Şuradan dolaşıyorduk arkadaşımla. Bir baktık döndük sağ tarafa. Baktım bu lavuklar burada ya. Bir video çekiyordu şaşırdım. Hoppa ya. Buradan nasıl denk geldik falan dedim şaşırdık. İyi oldu en azından evet, bir karşılaşmış oldu. Yani. Allah'ın sevgini kuruyormuşsunuz. Eğlencesindeyiz ya. Böyle hani oruçlusunuz da Allah takdir ettiyse oruçta değilsinizdir amına koyayım. Abi biraz şöyle söyleyeyim. Biraz da medya. Can kanka. Seni yaşına veda tutmuyordu o bırak. Genci ben ileriki yaşına veda tutmadım. Sen nasıl yaratıyorsun? Hem adama stres sokuyorsun hem sonra rahatlat. Valla baksa biraz... Yok ben neye ucu olurum biliyor musun? Şimdi daha tekrarlayacağım o sonra. Söyle söyle. Yok ben söyle. Şimdi adam oruç tutmuyor ya. Ben eziliyor. Ya Allah biliyor oğlum. Bana ezilmene gerek yok. Tutmuyorsan tutmuyorsun amına koyayım. Yani ne diyelim yani. Etrafta kimse de yok. Evet devam. Valla biz öyle eğlencesindeyiz. Bakayım kesmedim bu sıra Kadir abi. Aynen. Eğlencesindeyiz. Öyle işte. Siz millet eğlensin. Bakarız. Umarım da bilgiler işinize yarıyordur yani. Yoruyor abi yoruyor bu arada. Yoruyor. Ben de 2 yıldır ilgileniyorum ama ara dönemlerde ara vermek durumunda kalıyorum okuldan dolayı. Tabii okul da var. Üniversite geçince abi. Ya benim işim bu olduğu için. Evet. Kanka sen hiç spor yapma bak. Yani. Sen yumurta gibi yakışıklı bir çocuksun. Spor yapıp da kendini bozma amına koy. Vallahi. Bak yemin ediyorum. Bak bana göre var ya 10 numarasın tamam eski böyle Amerikan film artistlere benziyor. Sen spor yap var ya hepten ebenen amına kaya. Ben sana fotoğraflar bile vardı ya. Neyin fotoğrafı? Hemen göstereceğim ya. Sırf bunu dedin diye göstereceğim. Benim işim bu olduğu için. Şey çekiyor musun bizi abisi? Şey olmuyor. Ya yani senin gözünde hiçbir şeydir tabii de. İyi işte oğlum. Nasıl hiçbir şey ya? Bu işi her zaman yaparsın. Abi başar ki. Bak göster. Görür mü? Sadece odan bu olsun. Ya çok vardı. İşte okuldan işte. Dolayı bıraktım. Ya tamam arada bir git abi. Kafanı takma ya. Koy amına. Herkes spor yapacak diye bir şey yok. %100'ünü veremiyorsun yani. Ne yapalım Arda? Devam mı edelim? Devam edelim. Kaç biz dakika oldu kanka? Biz. Ayıpsın tabii alalım ya. Şimdi yandı ama. Nasıl kapalı? Ne zaman kapandı? Umarım sen basmamışsın. Neyse bakarız ona. Neye bastın ya? Ne önemli değil. Bak işine kapandı. Şarjı bitti. Ver bakayım. Bir fotoğraf alalım ya bir hatıramız kalsın. Seninki çalışıyor mu? Tamam seninki çalışıyor. Senden devam ya. Tamam. Senden devam tamam. Şöyle böyle sen tutuyorsun sürekli. Bu bende kalsın. Tamam.
videonun da amına koydu. Bugün var ya video çekmek harbiden nasip olmayacak. Evet çekelim. Valla bir hatıramız olsun gelin ya valla. Şöyle adam... aranıza geleyim. Zargın olarak aranıza geleyim. Oğlum deme şöyle. Ezilir misin abi sen? Çekiyorum. Çek bakayım. 2, 1. Çektim. Bir daha çektim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de sen geçiyorum. De geç. Canlı yayında foto. Çektim bayağı. Allah. Abi, çok iyi yüzünü oldu. Yapıyorum. Hadi valla. Olsun abi. Güzel bir sohbet oldu. Biraz. Eyvallah. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynen. Sağ olsun abi. Kolay gelsin size de. Şimdi benim aynen. Mikrofonum yok ha. Ha tamam sen tamam. Anlayacaksın. Ya arkadaşlar burada bu videoyu da kapatalım. Tamam mı? Mevzuyu fazla uzatmadan. Başka bir zaman yine görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Son olarak ne diyorsun? Hoppa ya! Kapat amına.